geçeceğiz. Sabah Çaygören Barajı mevkindeyiz. Abi barajı da göster. Evet, barajın doluluk oranını da görüyoruz şu anda. Tamam. Şimdi ahlatlara arım taşı yapıyoruz. Burası hazine arazisi, devlet arazisi. Şanaz arazisi değil. Doğada bunlar hiçbir canlıya faydası yok. Biz canlılara faydalı olmak amacıyla yapıyoruz bu ağaçları. Bu iş gönül işi, ticari bir amacımız, maksadımız yoktur. Tamamen doğaya faydalı olsun diye. Amatörce yapılan bir iş. Evet. Şu anda ağaca perdamızı yapıyoruz. Ha derler ki ağaçlar uyandı. Mesela anaçlar uyandı. Ama biz bir ay önce de kalem aldığımız için dolapta sakladık. Anaçların uyanması şu anda bizi çok etkilemiyor. Elimizde kalemimiz bulunduğu için. Evet, kalemler bunlar arkadaşlar. Yani bunları biz dolapta sakladık. Şöyle gösterelim. Bir ay önce saldık biz bunları. Yani kalemin uyanmaması bu konu, bu işte önemli. Anaçın uyanması çok da önemli değil bu saatten sonra. Kalemlerimizi hazırlıyoruz. Şuradan. Şuradan. Bu halk arasında yarma aşı derler buna. Bazısı çoban aşısı der. Bu çok basit bir aşıdır. Yani tutma oranı %95'in üzerindedir yani. Bir 10 gün sonra da şey olacak. Kabuk aşıları başlayacak ağaçlara su yürüdüğünden dolayı. Onu da ben pek bilmiyorum ama onu da bir deneyeceğim yani. Bakın şurada kabuk kabuğa denk geldiği zaman tutmama şansı çok azdır yani. Çok kolay bir aşıdır bu. Olay budur. Şimdi tornavidayı çekiyorum. Bakalım tek son kontrol. Tamam.